Bir de şeyi ifade etmek lazım. Kongrenin en kritik cümlesi, her ne kadar bize oy vermeseler de diye başlıyor. Topyekun bir İzmir'i dışlayan, İzmir'i ötekileştiren anlayış var. Oysa İzmir'de oy veren de var, vermeyen de var. Oy verenin vermeyenden daha az olması, hepsini, herkesi birden karşısında hisseden bu ötekileştirici dili İzmir'e layık kılmaz. Bir cumhurbaşkanı, bir siyasi parti genel başkanı oy alsın almasın o şehri kucaklamak zorundadır. Hatta diyor ki sonrasında, hiç ümidim yok ama bu yaptıklarımız anlaşılır. Yani İzmirlilerin bundan sonraki tutumlarından da ümidinin olmadığını kendisi söylüyor. Siz bu kadar ikiyüzlü, siz bu kadar sadece kendini düşünen, halkı düşünmeyen bir siyaset yapar ve bir şehri topyekun ötekileştirir ve şeytanlaştırırsanız sizin ümidiniz olmasın. Sizin sırf İzmir'den değil, önümüzdeki seçim 81 vilayetin hiçbirinden ümidiniz olmasın zaten. Şimdi Gara'daki operasyon öncesinde ve sırasında yaşananlar sonrasında AK Parti'yi kamu vicdanında mahkum etmiştir, mahcup etmiştir. Öncesinde gerekli gayreti göstermeyenler, operasyonda istihbarat ve istihbarata karşı koyma noktasında zafiyet içinde olanların, operasyon sırasında yaşananlardan sonra topyekün muhalefete bir saldırısı var. Bizim katıldığımız bir televizyon programında şu ifademiz var. Bize geldi Sayın Bakanlar, Sayın Öztürk'le birlikteydik, bilgi verdiler. İşin özü şudur, verdikleri bilgide biz bombardımanda askerlerimizi öldürmedik, bunları PKK şeydi. Ve biz de şunu söylüyoruz, zaten bir tarafta PKK bir şey diyorsa, bir tarafta Türk Silahlı Kuvvetleri bir şey diyorsa, bizim öyle kanıta manıta ihtiyacımız yok. Biz zaten Türk Silahlı Kuvvetlerine inanırız diyoruz. Ve sonra da diyoruz ki bunların önemi yok. Önemli olan bu askerlerimizin yaşatılabilmesiydi diyoruz.